Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenmeyen YouTube kanalı Merve Mutluluk'tan herkese bir kez daha merhabalar. Bugünkü videomuzda başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bir depresyon ölçümü yapacağız sizlerle birlikte. Ne kadar depresyondasınız, duygu durumunuz ne kadar sabit, ne kadar hareketli, bunların hepsini ölçecek ve sonuçlarını size söyleyeceğim. Daha sonrasında da bu sonuçlara göre nasıl bir yol izlemeniz gerektiğinden bahsedeceğim ama öncesinde kanalıma abone olmadıysanız olmayı, eğer beğendiyseniz beğeni, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Biliyorum çok fazla video tarzı denedim, çok fazla şey paylaştım sizinle. Ama hangisini daha çok beğendiyseniz onu da aşağıya bırakırsanız ben de yoluma o şekilde devam ederim diye düşünüyorum. Tabii ki sizlerin de desteğiyle birlikte olacak bu iş. Şimdi depresyona nereden geldik? Bundan bahsetmek istiyorum biraz da. Ben uzun bir süredir zaten ilaçlı bir tedavi görüyorum bipolar teşhisiyle birlikte. Bu nedenle de kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Nasıl kendimi daha iyi hissederim, nasıl daha iyi kendime gelirim diye düşünürken karşıma bir kitap çıktı. İyi hissetmek. Zaten ilaçlı bir tedavi görürken bir de psikoterapi tedavisi görmem gerektiğini hissettim kendimce. Ama dedim ki neden bunu kendim yapmayayım ve karşıma çıkan bu kitap sayesinde gerçekten de bunu başardığımı inanıyorum. Kendi duygu durum dalgalanmalarımı çok daha aza indirmiş oldum bu kitap sayesinde. Bu kitap David Burns tarafından yazılmış bir psikiyatrist kendisi. İyi Hissetmek kitabı yeni duygu durum tedavisine yarıyor ve bilişsel ve davranışçı terapiler serisinden bir kitap. Bu kitabın daha serisinin devamı var. Onları da tek tek almayı düşünüyorum. Kendinize karşı kaygı, suçluluk, kötümserlik, erteleme, düşük benlik saygısı ve depresyonun diğer dipsiz kuyularından ilaçsız olarak kurtarabileceğinizi vaat eden bir kitap kendisi. Ve içerisindeki egzersizlerle gerçekten de kendinizi çok daha iyi hissedebiliyorsunuz. Okuması biraz zor bir kitap ama kişisel gelişim kitaplarının hepsini unutun. Hiçbir kişisel gelişim kitabına benzemiyor. Çünkü kişisel gelişim değil, kişisel tedavi kitabı. O yüzden de size şiddetle tavsiye ediyorum. Duygulanmaların nedenini, bu duygusal dalgalanma nedenlerini anlamanızı sağlayacak. Olumsuz fikirleri atacak, kendinizi daha iyi hissetmenizi, daha iyi anlamanızı, daha iyi ifade etmenizi sağlayacak bu kitap. Sevgi ve onay bağımlılıklarınızın üzerinden geleceksiniz. Kendi düşük benliğinizi biraz daha orta seviyeye çekebilirsiniz. Neden böyle hissettiğinizi çok daha iyi yorumlayabileceksiniz ve kendi kendinizi tedavi edeceksiniz. Badem şu anda online. Tamam, sakin ol çocuğum, sakin ol. Evet arkadaşlar, bu kitapta bir Burns depresyon testi var. Bu depresyon testiyle birlikte ne durumda olduğumuzu anlayacağız hep birlikte. Ben size 25 tane madde okuyacağım ve bu 25 maddeyi 0 ile 4 arasında bir değerlendirmeye sokmanızı isteyeceğim. 0 hiçi, 1 birazı, 2 orta dereceyi, 3 çok fazlayı, 4 ise aşırı dereceyi temsil edecek. Ve bu skorlarınızı topladığınızda, elde ettiğiniz miktarı söylediğinizde, ki söylemeyeceksiniz aslında, aşağıda yazabilirsiniz. Ben de size bunun tedavisinin ne olacağını, ne yapabileceğinizi anlatacağım. Tabii ki bu kitap sayesinde. Ben bir psikolog değilim, ben bir psikiyatrist değilim. Kendi başıma önerilerde bulunmam çok sağlıklı bir davranış olmaz. Bu nedenle de sizi bu kitaba havale ediyorum. Bu kitabın da söylediğini sizlere söyleyeceğim. Ve siz de kendinizi ölçmüş olacaksınız. Eğer hazırsanız başlıyorum. Üzüntülü ya da neşesiz hissetmek. Mutsuz ya da umutsuz hissetmek. Ağlama nöbetleri ya da ağlamaklı olma. Cesaretsiz hissetmek. Çaresiz hissetmek. Düşük özgüven. Değersiz ve yetersiz hissetmek. Suçluluk ya da utanç. Kendinizi eleştirmek ya da kendinizi suçlamak. Karar vermede güçlük. Aile, arkadaşlar ve iş arkadaşlarına yönelik ilgi kaybı. Yalnızlık. Aile ya da arkadaşlarla daha az zaman geçirme. Motivasyon eksikliği. İşte ve diğer aktivitelerde ilgi kaybı. İş ve diğer aktivitelerden kaçınma. Yaşamdan zevk alma ve tatmin olmanın kaybı. Yorgun hissetmek. Uykuya dalmada güçlük ya da çok fazla uyumak. Azalmış ya da artan iştah. Cinsel istek kaybı. Sağlığınız hakkında endişelenme. İntihar düşünceniz var mı? Yaşamınızı sona erdirmek ister misiniz? Kendinize zarar vermek için bir planınız var mı?
Şimdi bu Burns depresyon ölçeğinin yorumlanmasını testi bitirdikten sonraki skorunuz çok çok önemli. 0 ile 5 arasında eğer bir skor aldıysanız bu depresyonun olmadığı anlamına geliyor. 5'e kadar geldiyseniz eğer 5 puandaysanız kendinizi sadece yılgın hissediyorsunuz. Böyle takım sorunlarınız olduğunu düşünüyorsunuz ama çok fazla değil. Aşırı yakıçılmış bir durum değil. Bu durumda sadece sevdiğiniz şeylere odaklanmayı, sevdiğiniz şeyleri yapmayı başarabilirseniz çok daha iyi hissedeceksiniz. Ama çok ağır bir depresyonunuz yok. Hatta hiçbir depresyonunuz yok. Çok sağlıklısınız. Muah yani. Gerçekten bayağı iyisiniz şu anda. Eğer puanlamanız 6 ile 10 arasındaysa normal ama mutsuzsunuz. Mutsuz olduğunuz her an depresyonda olduğunuz anlamına gelmiyor. Sadece kronik bir mutsuzluk olabilir ya da dönemsel bir mutsuzluk olabilir. Bu zaten testi son 1 haftayla 1 gün içerisindeki duygu durumlarınıza göre yapmanız gerekiyor. Bu depresyon düzeyi normal ama mutsuz olarak işaretlenmiş. Yani herhangi bir depresyonunuz yok. Sadece normal olmanız gerekenin bir doz altında bir düşük hissediyorsunuz. Kendinizi böyle daha iyi ifade edebileceğiniz insanlarla, ailenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Onlarla sorunlarınızı paylaşabilirsiniz. Neden böyle hissettiğinizi düşünebilir ve onun üzerine gidebilirsiniz ama herhangi bir zorluğunuz şu seviyede yok. Eğer 11 ile 25 arasındaysanız bir hafif bir depresyon geçiriyorsunuz. Bu nasıl olabilir? Bazı şeylere karşı ilgi kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Kendi içinize çekilmiş olabilirsiniz ama çok üst düzeyde bir depresyonunuz henüz yok. Umuyorum ki olmaz zaten. Bu derecelendirmeler değişkenlik gösterebilir dönem dönem. Ya da kronik olarak aynı derecede kalabilirsiniz. Artık orası sizin bünyenize ve sisteminize kalmış bir şey. Bu nedenle de hafif depresyonda olan insanlar yine dediğim gibi ailelerine, arkadaşlarına biraz daha yakınlaşabilir. Böyle bir şey yapmak istemiyorsa onun üzerine gidip onu yapmak için kendisini biraz zorlayabilir. Atıyorum yataktan çıkmak istemeyen bir insan kendisini yataktan çıkacak şeylere motive edebilir. Bu tarz şekilde kendisine iyi gelebilir ya da çok isterse ben kendim başaramayacağım derse bir psikiyatristle de görüşebilir. Çok daha sağlıklı olacaktır. Eğer puanlamanız 26 ile 50 arasındaysa orta depresyon geçiriyorsunuz. Orta depresyon dediğimiz diğer duygu durum dalgalanmalarının biraz üstünde, çok klinik bir vakaya henüz ulaşmamış durumda. O nedenle çok tehlikeli değil ama dikkat edilmesi gereken bir boyutta. Bu durumda yine az önce söylediğim gibi aile ve arkadaş çevresinde yoğunlaşma yaşanabilir. Ama bunun haricinde bir psikiyatriste görünse gerçekten çok daha sağlıklı olur. Çünkü baş edemeyeceği bir boyuta gitmesini istemeyiz kişinin. Psikiyatrik dalgalanmalarını da tek başına eğer durduracak bir altyapıya sahip değilse ya da kendisi için bir şeyler yapma isteğini kaybedeli çok uzun zaman olduysa, yani kriterlerine göre de değişkenlik gösteriyorsa, psikiyatrik olarak bir destek alması çok sağlıklı olacak. Ki unutmayın, lütfen unutmayın, psikiyatrik destek almak utanılacak bir şey değildir. Günümüzde her 3 kişiden en az 2 tanesi zaten psikiyatrik bir tedaviye ihtiyaç duyan insanlardır. Bunu ben söylemiyorum, yine araştırmalar söylüyor. Ama maalesef psikiyatrik desteği alması gerekenler almadığı için herkes aynı duruma gelme noktasına geliyor. Diğer bir derecemizde 51 ile 75 arası benim de içerisinde bulunduğum ağır depresyon dönemi. Ağır depresyona baktığımızda birçok şeyden kendinizi çekiyorsunuz. Olması gereken şeyleri yapmamaya başlıyorsunuz. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Bu kronikleşebilen bir durum da olabilir. Sadece belli bir dönemi de kapsayabiliyor olabilir. Yani atıyorum bir kadın regl döneminde gerçekten çok çok kötü hissediyor ya, hani böyle duygusal bir çöküşe geçiyor ya, o dönemin tekrarlı olduğunu, devam ettiğini, belli bir süre boyunca böyle kendisini çok çok kötü hissettiğini ve onun artık üzerine yapıştığını düşünün. Gerçekten sıkıntılı ve sinir bozucu bir dönem. Kendim de yaşadığım için çok iyi biliyorum. Ölümsel düşünceler baş göstermeye başlayabilir. Bu durumda yapmanız gereken şey yine aile ve arkadaşlarınızdan destek almak, kendinizi kapatmamak. Onun haricinde de psikiyatrik bir destek alıp psikoterapistinizle de görüşmek olacaktır. Eğer bir psikoterapistle görüşme konusunda sakıncalar yaşıyorsanız sen de bu tarz bir kitap alabilirsin. Çok da iyi gelecektir sana, eminim. Bana iyi geldi en azından, ağır bir depresyon hastası olarak. Bazı sorunlarının çözümsüz olduğunu düşünüyor olabilirsin, umutsuz bakabilirsin ama hiç gerek yok, halledebilirsin. 76 ile 100 arasında eğer bir puanın varsa aşırı depresyon durumundasındır. Aşırı depresyon içinse verebileceğim tek öneri psikiyatrist ve psikoterapistinle görüşmek olacaktır. Gerçekten çok klinik bir vakaya doğru yol alabilirsin. O yüzden kendine çok dikkat etmen gerekiyor. Yapman gerekenleri zaten biliyorsun ama yapacak durumda değilsin ruhani olarak. Bu nedenle de aşmak için bir uzmandan yardım al ve asla utanma. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Ruh sağlığınız çok çok önemli. Bütün fiziksel aktivitelerinizi
yaşamınızı yöneten aslında ruhsal durumunuz. Bu nedenle de lütfen elinizden geleni yapın. Düşünceler ve duygular, yani istek olarak baktığımızda bu kitap bana şunu öğretti aslında. Bir şeyi yapmaya başladıktan sonra istiyorsun. Bir şeyi yapmak için istek gelmesini beklememen gerekiyor. Bu nedenle önce atıl, sonrasında zaten isteyeceksin. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Hoşça kalın. Bye bye.